mı o zaman? Hadi bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün diğer... Ben bu sefer 35 dakika video 16 diyorum abi. Ben 16 diyorum. Ben 16 diyorum. Not alacaksın mı? 20. Ne? Not alsana bunları. 15 diyorum. 15. 5 diyorum ben de. Tamam, herkes kendine saklasın abi ne dediğini. Bakalım ne olacak. Diyarbakır'da geceleyin bir videosunu çekmeye karar verdim. Ödül Yücel. Ve ne yapacağız Diyarbakır'da bugün, dünyaları yiyoruz arkadaşlar. Kazanan direkt Yücel'i alıyor. Böyle 2'ye 3'e kadar durmadan yiyeceğiz. Şu an saat 8'de ne yapıyoruz? Başta açılışı neyle yapacağız? Ciğerle yapacağız. Eser abi. Şakasız söylüyorum, bu videonun sonunda kesin reflüsün ha. Diyarbakır'dayız. Ciğerle çok güzel olacaktır. Diyarbakır'da bir gün deneyindir video zaten çekmiştim. Bugün biraz farklı şeyler yapacağız arkadaşlar. Böyle bilinmedik yerlere gideceğiz. Sokak lezzeti, sokak araları. Nerede güzel lezzet? Ne oluyor abi yayına, ne oluyor ya? Ne oluyor abi yayına ya? Gitti. Senin sesle Discord'da gidip geliyor. Videoda gidiyor arada. Benim pingim mi fazla abi, bir de Discord'da baksana ona. Değil oğlum, Discord'da hiçbir sıkıntım yok gözüküyor ya. Bizde pinkli oluyor. Şu an iyi abi, şu an sıkıntı yok. Güzel de. Anlamadım ke. ...lezzetler var, onu kovalayacağız, hemen geçiyoruz. Evet, NCT'nin yanında, NCT AVM'nin yan tarafında Bayramoğlu ciğercisine geldik. Burada o kuzu ciğeri yapıyorlar arkadaşlar. Tablacı, efsane, giriyoruz. Evet, Harika Usta'nın yanına geldik. Harika Usta dedi ki bana harikalar yaratacağım dedi. Yanlış mıyım usta? Evet, doğrudur efendim. Ne ciğeri yapıyoruz abi? Kuzu ciğeri yapıyoruz. Kuzu ciğeri. Evet. Kuzu ciğeri dışında buraya başka bir şey girmiyor değil mi? Ya dana çok... ciğeri. Hayır, hayatta dana ciğeri kullanmam. Veteriner zaman hepsi günlüktür yani, kuzu ciğeri kullanmam. Süper. Kuzu ciğeri şaşmam zaten. Muhteşemsin. Müşterilerim de sağ olsunlar yani, tercih ediyorlar beni. Bir de ciğeri ne yaptı Diyarbakır? Şifa diyebilir miyiz chat buraya? Şifa. Muhteşem. O zaman hemen bana bir porsiyon atarsan sevinirim usta. Evet ustam, ne yapıyoruz şimdi? Sen bir porsiyonu aldın. Yakından girelim Apocan. Apocan. Tamam, farklı. Süper. Oo, iyice onu sosa doyurdu. Baharatına daha doğrusu. Harika ustam, ciğerleri ne yaptın şöyle? İyice sosladın kenarda. Şöyle gösterelim. Baharatını ekledi sostan ziyade. Baharata boğdu. Oldun sen onları, tam Diyarbakır usulü bu şekilde yapılıyor yani zaten. Bu şekilde efendim yani. Süper. Oğlum bu bir tık fazla olmadı mı ya? 4 şiş var. Ne kadar fiyatı? 60 lira efendim. Ha, 60 4 liraya şiş, veriyorsun. Okay. Çok güzel. Hemen ikinci istasyona... Ben de bir porsiyon deyince adam kaç şiş getirdi? Geçtik. Şöyle ekmeğin değerine değer katıyorlarmış. Şöyle bir yağ çalışması yaptın sen ona. Hemen üzerine hiç acımadan onları böyle baharata buladın. Oh. Ne ekmeği diyorlar burada buna? Soslu ekmek. Soslu ekmek. İyice sosluyorsun onları. Bunlar böyle köz ateşine buluşacak mı bunlar? Tabii ki. Oh süper ya. İyice yağ banyosuna yatırdın onları. Oğlum bu ne oldu abi, ne yaptınız? Evet, bunlar rahatsız etmez. Rahatsız etmiyor diyorsun. Aynen, İshal falan olmaz. Nasıl yani rahatsız etmez? İshal falan olmaz mı? Sosyal medyada herhangi bir yanlış bilgi olmaz. Asla ishal yapmaz bu baharatlar. Tamam. Orijinal Çavuşoğlu biberidir. Öyle mi? Evet. Süper. Çavuşoğlu'nun biberi. Çavuşoğlu biberi. Birinci kalite, birinci numara. Süpersin. Çavuşoğlu biberi. İçinde 8 çeşit özelliği var ve Diyarbakır'da olmayan bir baharat. Asla ve asla içten herhangi bir rahatsızlık verilmeyecek bir baharattır bu. Mide rahatsızlığı yaratmıyor. Mide rahatsızlığı olur, herhangi bir şey olur. Asla yaratılmaz. Mide hastalığı olan kişiler için yemeyebilir. Tavsiye etmiyorum. Benim reflü kahkaha attı bu arada şu an buna. Böyle. Süpersin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bekliyoruz. Evet. Özel sunumuyla şöyle göstereyim arkadaşlar. Özel ekmeğiyle şöyle gösterelim sunumu da. Muhteşem gözüküyor. Şuna bakın. Muazzam. Şöyle çeşit çeşit salatalar, soğan salatası, iki çeşit normal. Eren ne olmuş lan, bir tane şey aldıysak? Domatesi, özel ekmeği. Şuradan ne yaparsın? Şuradan böyle bir parça ekmeğinden alırsın. Diyarbakır ciğerinden şöyle bir çektirirsin. Tabii bu işin olayı ne? Soğan olmazsa olmaz. Soğanından hafiften yatırdın. Şunu abicim şöyle kapatmadan ne yapıyorsun önce ya? Şurada kırmızı biber görüyorum. Kırmızı biber olmazsa yine olmazlardandır benim için. Şöyle kırmızı biberden de aldım. Bunu afiyetle tüketiyorum. Sen şimdi başlangıcı böyle yaptın Atay abi. Devam edeceksin he? Lokum gibi. Kuzu ciğeri. Burası gece 2'ye kadar da açıkmış bu arada. Tam bir gece ciğercisi. Ne diyorsun ya? Güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum, daha doğrusu geceye. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Şöyle alalım bu kuyruk ya. Böyle siyah siyah gözüken... Ya arkada Amoğlu yazmıyor, Bayramoğlu yazıyor. Terbiyesiz. Abi arkada Amoğlu yazıyor diyor. Bu kıvama geldi mi inanılmaz cezbediyor seni, şöyle göstereyim. Şöyle kuyruk yağını bir yakından gösterelim arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu yanma değil. Hatta böyle
Bu çıtır çıtır oluyor mis gibi. Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, burayı zaten altını da çiziyorum. Mutlaka gelmeniz lazım buraya diyorum ve yemeye devam ediyorum. Bir. Evet arkadaşlar, Bayındırlı Caddesi'nde Sultanım Köz'de dönere geldik. Burada köz ateşinde çiğ köfteli döner yapıyorlar. Mantarlı da çiğ yapıyorlar. Çiğ köfteli döner mi? Da var. Çok farklı bir yöntemle yapıyorlar. Biz de ne yapacağız? Yemedin mi sen çiğ köfteli hiç? Çok merak ediyorum. Normal klasiğini eski yerinde denemiştim. Bakalım burada çiğ köfteli nasıl yapıyorlarmış. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Ethem Usta var. Ethem Usta kolay gelsin. Tamam, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş gelmiş, sağ olun. Hoş bulduk. Şöyle denerini dizmişsin. Evet, uzun, vallahi. Çok uzun boylu. Evet maşallah. Maşallah. Bu saatte diyorum. Azalmış ama çok şükür. Yine. Kaşarlı var, mantarlı var, çiğ köfteli aynen, var. Aynen doğrudur abi. En fazla hangisi gidiyor? En fazla normal klasik olanı gidiyor. Kaşarlı şu an yoğunluk kaşarlı. En fazla gidiyor. Kaşarlı gidiyor şu değil mi? Kaşarlı çiğ köfteli yani şu an. Kaşarlı döner yedim. Mantarlı döner yedim. Ama çiğ köfteli döner ilk defa duyuyorum. Evet, değişiklik istiyorum. Tamam, ben de değişikliğe çok açık biri olarak evet. Çiğ köftenin tadına bakacağım. Hemen biz hazırlarsan hemen çok sevinirim. Hemen hazırlıyorum abi. Evet, Ethem Usta sen şöyle ince ince kesiyorsun. Alev şov var arkada. Evet. Çok güzel gözüküyor, mis gibi. İnce ince kesiyorsun bunları. Doğrudur abi. Evet, çiğ köfteni al. Sesi kaymış olan arkadaşlar. Bize namına koyayım demem, asla demem. F5 atarsanız düzelecek. Şöyle üzerine yatırıyorsun. Böyle silme çekiyorsun herhalde. Çiğ köfte evet, kendin mi yapıyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Süpersin. El yapımı. Tamam. Hemen ardından evet, bir salata çalışması var. Böyle ince ince doğramışsın. Hemen soğan, üzerine. Soğan isyana katıyoruz. Soğan katalım ya. Biraz katalım. Yakışır. Ben severim. Tamam. Çok az. Tamam. Soğan çalışması, domates çalışması girdi. Evet. Şimdi hemen üzerine artık tavuk etini usul usul ekliyorsun. Kaç gram giriyor buna? 160 gram. 160 gram geliyor. Fazla. Bunu yedikten sonra asit sıçarsın ya. Baba ben... Ya ben şu... Ben kendi düşüncemi söyleyebilir miyim arkadaşlar? Alınmaca gücenmece olmadan. Kendi düşüncemi anlatacağım. Bazı şeyler tek başına çok daha iyi bence ya. Yani bir şeyi... Bir şeyi bir şeyle karıştırınca... yani zaten ağır ikisi de. Kendi içlerinde. Hani daha hafif olsa evet karıştırırsın ama çiğ köfteyle döner de ne bileyim abi ya. Hani ayrı ayrı ye daha iyi bence ya, anladın mı? Ne kadar peki bunun porsiyonu bu şekilde? Bunu bu şekilde 23'e veriyoruz. 23 TL'ye evet, veriyorsun şaka gibi gerçekten. Evet. Sen dedin ki bitmiyor dedin. Üzerine evet. Dedin bak ki... Mesela Doritos'lu çiğ köfteyi çok seviyorum abi. Doritos'lu çiğ köfte müthiş. Ama her zaman yediğim bir şey değil. O da ağır geliyor mesela bana hayvan gibi. 23 mü dedi? Ben bir sos çalışmamız var. Soğuk sos. Evet, soğuk sos. Sen soğuk ekliyorsun. Aynen. Nedeni nedir? Klasiğiniz. Klasiğiniz bu köze giriyor evet. Diye bence. Evet, kesin. Aynen. Değil mi? Tamam. Şimdi ne yapıyorsun Ethem Usta'm? Onu bu ne abi, ne oldu öyle? Biz bunun değerine değer katacağız diyorsun. Daha devam var. Şöyle ızgaraya ekle. Onu amına koyayım, çiğ köfte. Daha devam var. Tost var. Dene bir. Eğer Doritos'u çiğ köfteyi de ayrı ayrı seviyorsan dene. Senin orada bir tane özel bir sosun var. Her dönerde özel bir sos oluyor yalnız. Ayrı ayrı sosunuz var. Tamam, sosunu da ekledin, üzerine sürdün, yağlı boya çalışmasını yaptın. Arkalı önlü iyice boya badana işlemini yaptıktan sonra artık ne yapacağız? Şöyle közde ana merkeze gidiyoruz. Üçüncü istasyona geldik arkadaşlar. Üçüncü istasyonda bunu da ne yapacaksın? Közleyeceksin, közüle de iyice dışını çıtırlaştıracaksın. Afiyetle de tüketeceğiz herhalde biz. İnşallah abi. Evet, Ethem Usta'm sen ne yaptın bunu? Pişirdin mi? Nedir olay? Şimdi kızarttık abi. Kızarttın, bir arkasında çevir. Görelim şöyle gösterelim. Oo. Kızaracak. Tamam. Şimdi de dilimleme aşaması. Evet Ethem Usta'm doğrama tahtasını aldı onu. Kendi özel satırıyla şöyle çıtırdatarak ufak böyle dürümcükler haline getirdin sen onu. Ve bunu 23 TL dedin. Evet. Klasiğine kadar sadece klasik. 20 lira. 20 TL. Evet. Süper. Şunun içine bakar mısın? Muazzam gözüküyor. Biz bunu o zaman afiyetle tüketmeye geçebiliriz. Eline sağlık. Bak tadı kötü değildir. Bak tadı kötü değildir. Tadının kötü olmadığına eminim. Hatta güzel olduğuna da eminim. Ama... ayrı ayrı bence çok daha kafi bir yemek olur yani. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle bol köpüklü bir ayran da veriyorlar. Turşusunu veriyorlar bu şekilde ve şöyle tutuyorum. Afiyetle tüketiyorum. Birinden ses çekiyor bu arada arkadaşlar, haberiniz olsun. Çiğ köfteyle döner gider mi? Bence yakıştırdım açıkçası. Buranın böyle klasik dönerini de yedim. Bu da çok güzel çünkü böyle üzerine sos döküp köze atıyorlar köz ateşine. İnanılmaz güzel oluyor. Çiğ köfteliği de açıkçası çok beğendim. Şunu da şöyle alayım.
Yanında da buz gibi köpüklü ayran. Oo, çok iyi geldi. Biz bunu yiyip devam edelim. FIFA var mı? Yarrağını yediğim. Evet arkadaşlar, şimdi NCT AVM'nin hemen çaprazında nereye geldik? Farkın Köfte. Enteresan bir yazılışı var. Ne yapıyoruz? İçeri gidelim. Köfte ekmek tadımı yapalım. Kanka, bugün... Çok güzel derler. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, Feyzi Usta'nın yanına geldim. Nasılsın Feyzi Usta'cığım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hastaneye gitmişti. Çok sağ olsun, böyle köftelerini çok övdüler. Bir yakından gelelim Apo'cum, bir gösterelim. Böyle yenisinden bize bir porsiyon atarsan, bir yarım ekmek yaparsak sevinirim. Tamam. Evet şöyle köftelerini gösterelim. Kim, sen mi yapıyorsun abim bunu? Evde yapıyor, eşim yapıyor. Evde eşin yapıyor, abi. Sen geliyorsun. Oğlum Berke, Berke burada mı? Buradayım, buradayım. Berke, efendim. FIFA'ya yok dedik. Tamam, GTA'ya yok demeyelim bari. Chat'in gönlü olsun. Bugün bir GTA ayarlasana bana ya. Böyle evet, bir altı map kafisinden, altı map kafisinden bir ama GTA nasıl yapalım. Nasıl? Ha, olur mu? Tamam yaparız da hangi mapler istiyorsun? Ne, kanka söylüyorum, iki tane face to face. Hatta okay. Üç tane face to face, tamam mı? Tamam. Bir tane parkur. Bir tane F1. Bir tane F1. F1. Bir tane de sana bırakıyorum. Bir tane sumo ekledim o zaman. Aynen, şeyi de toplayın, ekibi de toplayın. Hatay sandık içinden sonra girebiliriz direkt. Çok fazla şey yapmayacağım bugün Ayrel. Nasılsın burada? Burada ben de ışılığını yapıyorum. Süpersin ya. Peki. Bari FIFA'ya yok dedik. Şey yapalım. Dedikten sonra böyle elinle ufak tefek dokunuşlar yaparak ne yapıyorsun, onu açtın. Abi açmasa içi çiğ kalacak. İçi çiğ kalmasın diye iyice onu açtın. Çiçek gibi açıldı orada. İçerisinde neler var ustam bunun? Meslek sırrı. Meslek sırrı söylemem diyorsun. Yok ben bilmiyorum. İşin sana da söylüyorum. Dayım benim be. Vallahi söylemiyorum, ben bilmiyorum. Akşam gidiyorum eve, sabah kuray geliyorum. Tamam, dana eti mi kuzu eti mi onu biliyorsundur ama. Karışıktır. Karışık, ikisinden de ekleniyorsun. Evet. Kuyruk yağı giriyor buna. Evet tabii. Kuyruk yağı giriyor, baharatlar giriyor. Her şey boş ve el geliyorsa el lezzeti ayrıdır. Aynen öyle, haklısın. Doğru tabii. Söylüyorsun. Bunları arkalı önlü pişireceğin sonra ekmek arası yap. Naskar ne ya? Naskar. Bizim çocuklar güzelse koyar zaten ya. Evet, Feyzi Ustam çevirmeye başladım. Bir yüzü pişti, şimdi diğer yüzü. Bir porsiyona kaç adet giriyor Feyzi Ustam? Yarıma o iki. Yarıma iki tane giriyor değil mi? Evet. Yanlış değil. Evet. Ne kadar fiyatı yarım ekmek? 10 TL. 10 TL, evet. Muhteşem. Çok ucuza veriyorsun da. Evet, hemen ikinci istasyona geçti. İkinci istasyonda Feyzi Ustam'ın oğlu. Ustam, o ekmeği şimdi yağlayacaksın değil mi? Onun üstüne çarpacaksın ustam. Tabii bize sağ olsun. Kaç yaşındasın sen? Ustam, o ekmeği basacaksın değil mi ustam? Daha küçükken böyle bu mesleği öğreniyorsun değil mi? Süper. Domatesle soğan ekledin, biraz tuz çalışması, pul biber ekledin. Evet, hemen köfteler üzerine ekleniyor. Köfteleri de şöyle usul usul sırasıyla dizdi. Bir dakika, bir köfte ekmeği 10 lira mı? Herkese bu şekilde ekliyorsun değil mi? Evet, tabii ki. Süper. Bu şekilde 10 TL dedim. Biz de hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen sofraya geçelim, bunu afiyetle tüketelim. Eline koluna sağlık ustam. Ekmeğe de değer katıyorsun orada, ısıtıyor musun? Hepsini ısıtıyorum. Isıtmadan veriyorum. Bir de yanında biber veriyormuşsun herhalde. Şu an biber yok dedin. Biber yok abi. Kaçta kapatıyorsun bir de, onu da soralım. Saat 11-12'ye kadar buradan servis veriyorum. Gece 11-12'ye kadar tabii. Burada servis veriyorsun. Evet, süper. Evet. Teşekkür ettik. Biz masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, küçücük bir masamız var şöyle. Ortamı da şöyle göstereyim. Ufacık masalar eşliğinde insanlar da geliyor buraya. Köfte ekmeğini yiyorlar. Yoluna devam ediyorlar. Şöyle açtım. Yanıma dediğim gibi açık ayranımı aldım şöyle. Dışında çıtır çıtır yaptı abimiz. Şöyle tadına bakıyorum. Köfteyi kurutmadan pişirmiş abimiz. Benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle devam edelim. Bir tane daha alayım. İçerisine böyle kuyruk yağı da eklemiş ya. Lezzetini biraz üst noktalara taşımış. O anlamda beni tatmin etti. Ama böyle çok sıcak değil. Bu köfte ekmek çok güzel gidecek. Biz bunun keyfini çıkaralım. Evet, ofiste abi. Ayhan Durağan'da Süleyman Usta'ya geldik. Çiğ köfteci Süleyman Usta. Süleyman Usta nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir çiğ köften var. Evet abi. Daha önce de tadına baktım. Başım sana. Oo, çok güzel. Abi aklıma hala çiğ köfte deyince şu abi geliyor ya. Şimdi ne zamanı? Tabii ki... %100 gerçek zeytinyağı zamanı. Evet arkadaşlar, şu döktüğümüz zeytinyağımız %100 gerçek zeytinyağı. Arkadaşlar, zeytinyağıma çok diyenler oluyor ama çok değildir. Tam kıvamındadır, tam ayarındadır. Çünkü bu %100 gerçek zeytinyağıdır.
Servet. Evet arkadaşlar, sizce zeytinyağımız çok mu az mı? Şimdi ne zamanı? Tabii ki. Abi nasıl ya? %100 gerçek zeytinyağı zamanı. Evet arkadaşlar, şu döktüğümüz zeytinyağımız %100 gerçek zeytinyağıdır. Arkadaşlar, zeytinyağıma çok diyenler oluyor ama. Çok değildir. Tam kıvamındadır, tam ayarındadır. Çünkü bu %100 gerçek zeytinyağıdır. Evet arkadaşlar, sizce zeytinyağımız çok yok mu? Yok abi, ne çok, manyak mısın ya? Muhteşem, bir yana gelelim apacım. Evet, yok ustamız abi, şöyle çiğ köfteyle oynuyor. Süpersin. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, onu huzursuz ediyorsun çiğ köftelere. Hiç rahat durmuyorsun. Evet abi ya. İşte abi, sen adamı niye darlıyorsun ya? Sen adamı niye darlıyorsun abi? Adam bırak çiğ köfte yoruyor ya. Hiç rahat durmuyorsun falan diyor. Adamı rahatsız ediyor durduk yere. Ustaya geldik. Çiğ köfteci Süleyman Usta. Süleyman Usta nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir çiğ köfte. Evet. Daha önce de tadına baktım. Başım sana. Oo, çok güzel, muhteşem. Bir yana gelelim apacım. Evet, ustamız şöyle çiğ köfteyle oynuyor. Süpersin. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, onu huzursuz çeviriyorsun çiğ köftelere. Hiç rahat durmuyorsun. Evet abi, aşka gelir, aşka. Süper, muhteşemsin ya. İyice kıvama gelmiş görüyorum ki çiğ köfteler. Bana bir porsiyon yaparsan Süleyman Usta çok sevinirim. Hemen abi. Heh, şöyle, yanda da salatası süpersin var. Şöyle gösterelim. Yeşillik, şöyle postane. Yeşil. Şunu görüyor musun? İçinde buzu var, muhteşem. Şöyle çiğ köfteler usul usul asker gibi diziliyor böyle çiğ yan yana. Çiğ köfte çok güzel duruyor. Kaç adet var böyle? 7 tane usta. 7 tane bulunuyor. Evet. Ne kadar porsiyonu? 35 lira. Bu şekilde 35'e veriyorsun. Evet, yeşilliği, ekmeği. He? 35 lira mı? Oha! Güzel gözüküyor. Oha. Hemen ne yapalım böyle? Üzerine bir de bir dokunuş yapıyordun sen salatayla. Şöyle. Heh. Oh, yağlama, etli çiğ köfte mi bu, etsiz mi? Biz artık bunun keyfini çıkaralım. Eline sağlık Süleyman Usta. Şifa olsun abi. Evet, bu böyle otantikliği bozmak istemedim. Evet, Süleyman abi. Usta'yı böyle izleyiz diye. Şöyle ne yapacağım? Yeşilliğini de sağ olsun bana koydu. Şöyle çiğ köftemizden alıyoruz. Şunun güzelliğine bak ya. Mis gibi gözüküyor. Etli çiğ köfte zaten. Abi. Orijinal çiğ köfte. Böyle limonla da onu beslersin. Ve şöyle afiyetle de tüketirsin. Abi bir tane. Reyhan'a da koymadan... Evet, ben de etlinin satışı yasak diye biliyorum. Diyarbakır'da olduğumuzu hissedelim diyorsun. Aynen abi, Reyhan ya. Dağlar kızı Reyhan. Yanında da böyle... Bostana salatası. Oo. Ne oldu kızı? Buz gibi böyle buz. Ne oldu kızı? Ne oldu kızı? Hop! Hop! Hadi! Ne oldu, kapıda biri mi var? Ne oldu, kim var? Kim var kapıda? Kim o? Kim? Kapıya büyük ayar oldu ha. Kapıya büyük ayar oldu. Ne oldu kızım? Abo. Git bak bakayım, git bak. Kim gelmiş? Git bak. Git bak. Koş koş koş. Ne oldu? Kimse yok mu? Gel. Gel gel. Kapı mı çaldı? Buzun içerisine yatırmış hepsini. Ben da şalgamla. Büyük keyif, büyük mutluluk. Eline koluna sağlık, çok şifa güzel. Bunu mutlaka deneyim. Çok başarılı çünkü. Satmak yasak değil, günlük satıp bitirmek zorundasın. Ha, okey. Biz bunların keyfini çıkaralım. Süleyman Usta ile muhabbetimizi edelim. Ondan sonra devam edelim yemeğe. Evet, şimdi de yediklerimizi eritebilmek için nereye geldik? Ofiste tatlıcı. Oğlum biz saymayı unuttuk. Kaç lan bu? Bahri Usta'ya geldik. Buranın halka tatlısı çıtır çıtır dediler. Lazım. Bana gel Apo istiyorsan. Şöyle gösterelim. Direkt alalım. Bunun fiyatı 3 TL mi? Bu şekilde 3 TL'ymiş. İncecik okay oluyor ve bu incecik olmasının nedenlerinden bir tanesi de böyle daha böyle çıtır oluyor arkadaşlar. Biz de bu çıtırlığın keyfini çıkaralım. Hatta abiye parasını verelim. Böyle yürüye yürüye yediklerimizi sindirmiş olalım. Tabii. Şimdi de ofiste tabii. Sanat Sokağı'nın girişinde nereye geldik? Şırdancı Arif'e geldik. Gece lezzetlerince aklına ilk ne geliyor? Mumbar geliyor ve şırdan geliyor. İkisinin de tadımını yapmaya geçiyorum. Ahmetciğim kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizinki nasıl gidiyor? İşte. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şöyle bir kazanı bir açalım. Yakından gösterelim Apocan. Şöyle açtı. Oo. Duman yüzümüze direkt vurdu. Mis gibi bir koku geldi. Şöyle şırdanlar mini
minnoş. En sevdiğim küçük şırdana bayılırım. Böyle küçüğünde bana bir tane ayırırsan sevinirim. Ne kadar şırdan tanesi? Şırdan tanesi 25 lira oluyor. Bu şekilde 25'e yani veriyorsun. Büyükleri de var. Tamam. İki parça da mumbar eklersen çok fazla değil. Bir tadım yapacağım sana. Yeter o bana. Porsiyonu ne kadar mumbarın normalde? Mumbarın porsiyonu 45. 45 lira. Aynen. Ben hemen masaya geçiyorum. Teşekkür ettim Ahmetciğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir sofraya geldik. Turşu veriyorlar, soğan, domates, limon veriyorlar. Tabi bunu ne sever? Bunun en büyük aşkı tabii ki de kimyon. Kimyonu şöyle üzerine eklersin. Çok az da acı seviyorsan hafiften ufaktan dokunuş yaparsın ona. Ve şöyle patlasın diye pimini çekersin. Onu patlatmak üzere pimini şöyle tutup. Afiyetle tüketirsin. Diyarbakır tarzı olduğu için bunun için nane de eklemişler. Ayrı bir hava vermiş ona. Hemen şöyle mumbarın da tadına ateş gibi. Baba bir şey diyeceğim ya, mumbarla şırdanın dokusu aynı değil mi? Ben ikisini denedim, ben bir fark göremedim ikisinin arasında ya chat. Yani değil mi? Oğlum ben ikisini de yedim mesela, ikisi de aynı gibi geliyor bana. Değil. Sen sahtesini yemişsin. Siktir lan, sen sahtesini yemişsin asıl. Bu lokum gibi olmuş zaten. Asıl sen yemişsin sahtesini. Ben bunların keyfini çıkarayım. Belki bir tane daha şuradan söyle. Biri mide, biri bağırsak. Sen nereden biliyorsun bura bu bilgiyi? Evet arkadaşlar, şimdi Linova AVM'nin hemen arka tarafında... Sen nereden aldın bu bilgiyi? Hemen içeri girelim. Diyarbakır lahmacunu bilir misiniz bilmiyorum ama mis gibi olur. Enfes olur. Çıtır çıtır olur. Hemen bu çıtırlığın... Ya şu dayanın bir çıkışa baksana bak Allah aşkına. Bilir misiniz bilmiyorum ama mis gibi olur. Enfes olur. Çıtır çıtır olur. Hemen bu çıtırlığın lezzetinin tadına bakalım. Evet, sofraya geçtik. Yancılarını da göstereyim. Şöyle yedi. Bir ezmeleri var, salataları var, maydanozu var. Şöyle karbeyazı, sütlü soğan çıkış arkadaşlar. Çıkış budur ya. Mis gibi gözüküyor. Şöyle çıtır çıtır lahmacunlar. Şu şekilde bir tanesi 12,5 TL. Ne yapıyoruz? Tabii şöyle bir maydanoz çalışması yapalım buna. Şöyle karbeyazı, sütlü soğandan ekliyoruz. Üzerine limon çalışması. Şöyle yağmur gibi akıtalım onu. Şöyle çekirdeği geldi, şunu çıkardı. Çıtırtılar eşliğinde bunu kapatıyorum ve çıtırtılar eşiğinde bunun tadına bakıyorum. 7 mi 8 mi lan? 7 bu değil mi? 7. Bu gibi ayran. Çıtırlık muhteşem, incelik muhteşem. İç harcının lezzeti çok güzel. Tam benim 8. tarzım. Bence burayı deneyin derim. Okey. Oğlum 7 ya. Şırdancı 6 idi kanka. 7. 7 burası. Keyfini çıkarayım. Evet, yine ofiste 01 Adana dürümcüsüne geldik. Bura tam bir sokak lezzeti arkadaşlar. Al git, istiyorsan kenarda masa atmışlar. Oturursun, afiyet tüketirsin. Biz de bu lezzeti kaçırmadık, hemen içeri giriyoruz. Evet, içeriye girdik. Yanımda Recep Usta. Kolay gelsin Recep Usta. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben boş geldim. Recep Usta %100 var ya Beşiktaşlı ha, %100. Mis gibi kokular eşiğinde. Duman altındayız ama çok güzel. Recep Usta ben Beşiktaşlıyım diye bağırıyor ya tam. Çok keyifli. Evet. En sevdiğim ortam bu ortam arkadaşlar. Ne alaka? Oğlum bir adamı direkt tanırsın ya. Mesela neydi ya? YouTube'da bir tane abi var. Çok seviyorum izlemeyi. Mümtaz abi miydi ya? Galatasaraylı var ya. Mümtaz abi miydi ya? Mümtaz Reis. Mesela Mümtaz abi de direkt Galatasaraylı tipi var mesela. Anladın mı? Öyle tanırsın ya dışarıdan direkt. Gösterelim, hoş bulduk. Kebaplarını çeviriyorsun, yağları da böyle gözüküyor ya, insanı cezbediyor resmen. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 30 lira. Sen böyle fazla yağını alıyorsun ekmeği, iyice ekmeğe değer evet katıyorsun burada. Ekmek. Evet. Sende ne tipi var? Belli olmuyor mu oğlum? Arada ısıtıyorsun, 30 TL dedin. Evet, gece abi kaça kadar açık burası? Gece saat 3'e kadar açık. 3'e kadar açık. Hayatımı siktin nazili. Hemen dışarıdan alırsın ekmeğini, ekmek arası yapıyorlar zaten. Ekmeğin arasına çekiyorlar, dürüm şeklinde. Afiyet evet de tüketiyorsun, yanlış evet mıyım? Doğrudur abi. Ne giriyor arasına? Tablay salatası giriyor, evet. Soğan, maydanoz, domates giriyor içine. Süpersin ustam. Evet abi. Çok güzel, o zaman biz de sabırsızlıkla evet bekliyoruz. Var mı pişen? Var, şöyle çektin, gösterelim. Hemen evet arasına tablacı mı girecek şimdi? Evet, tablacı abi girer. Alalım abi tablacımızı. Evet. Hemen arasına tablacılar girdi şöyle boylu boyunca, süper. Başka bir şey giriyor mu? Baba bu nasıl tablacı ya? Yok başka bir şey.
Hiçbir şey girmiyor. Evet, sen bunu böyle evet. sarıp sarmaladın. Evet. Malzemeler üşümesin diye onları iyice böyle kağıdına da sardın. Bu şekilde ne evet. yapacağız? Biz de sıcağı sıcağına afiyetle tüketeceğiz. Dışarı evet. çıkalım ve keyfini çıkaralım. Evet, sofraya geçtim. İçecekle beraber ister ayran al, ister şalgam al. İkisi birlikte 35 TL yapıyor. Bu 30, bu 5 TL. Şöyle ne yapalım onu şöyle kendi kutusundan çıkaralım. Bir özgürlüğünü ilan etsin. Biz baba, de bu nasıl bir yemek? Tadını çıkaralım. Bu nasıl bir yemek yeme şeyi? Bu nasıl bir anlatım şekli ya? Biraz biber. Meksiko. El Salvador. Şöyle ev yapılmış şalgam. Adana'dan geliyormuş bu. Oo, çok güzel ya. Bu gece lezzeti beni gerçekten büyük tatmin etti. Espanyol Granada. Sonra keyfini doyasıya çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ofiste Sindo dondurmaya geldik. Yanımda İbrahim var. İbrahim nasılsın? Teşekkür ederim hocam, siz sormanız. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesme dondurma dedin. Evet doğru. Bak, Sindo'nun birçok çeşit dondurmasını yedim. Evet. Ay Meksiko. El Salvador. Bizim için saat fark etmez. Gecenin 3'ü 5'i. Yeter ki karnımız acısın baba. Salatayı döşedim baba. Anladın mı? Şöyle. Eti de döşedim baba. Döşedim baba. Duzu salladım. Duzu salladım. Ondan sonra... Bakalım biberin acılığı. Ya abi çok iyi. Çok iyi. O atışı gördüm peki. Çık 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 tak. Amına koyarım. Meksiko. El Salvador. Bizim için saat fark etmez. Gecenin 3'ü 5. Dur bakayım bir dakika. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buyurun gelin beraber susun can kardeşlerim benim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla, Muhammed'in kalbiyle. Videoyu çekmeden önce de biraz yemiş ya bir de. Abi biber yok mu biber? Abi biber? Olmaz abi, bu olmaz. Bu olmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum kardeşlerim. Ercan şalvarmaya devam ediyoruz kardeşlerim. Bakalım acılı. Meksiko, El Salvador. Suratıma geldi abi, ne yapıyorsun? Suratıma geldi ya. Hepsi inanılmaz güzel arkadaşlar. Suratıma geldi. Biber şuraya yapıştı, biber şuraya yapıştı. Ama İbrahim bana dedi ki kesme dondurma yedin mi bak. Diğer şubelerde görmedim, bilmiyorum belki vardı. Evet. Burada kesme dondurma yapıyor İbrahim. Böyle enteresan bir şekilde eksi kaç dediniz evet, bunu? Eksi 40 derece bu dondurmalarımız. Eksi 40'a kadar indirmişsin. Onları evet. Tir tir titretmişsin. Evet doğru. Süper muhteşem. Bana böyle bir porsiyon böyle bir külah taparsan çok sevinirim. Hiç acımıyorsun onlara. Evet. Üzerine üzerine gidiyorsun onları. Şeyi hatırlayan var mı? Dayıyı hatırlayan var mı? Tak 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 vuruyordu. Eksi 40 derecede dondurmuşluğun yetmiyormuş. Evet. O hangi videodaydı kanka ya? Evet, süper. Bahçe halinde dişleyerek tüketiyoruz bunu. Ne yapıyormuş? Dişleyerek. Antep videosu mu? Evet. Bunu dur dur bir dakika. Sen ciddi misin? Antep videosu Hatay sandık içi. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün nerede? Abi dondurmacı. Dondurmacı bir abimizdeydi o ya. Maraş diye biliyorum ben.
Evet, Maraş o zaman. Dur bakayım. Ne olur, sıkıntı olmaz. Oo. Baksana zaten dayı da bırakmışız bak. Buraya gelmişken tadını çıkarmak lazım. Üzerine fıstık sadece. Evet, dondurmamız hazır. Ne kadar bu şekilde büyük boy? O 20 lira. 20. Hayır, dur. Orijinal. Geri al geri. Çok istenen bir yerdi zaten. Herkes burayı önerdi. Şöyle orijinal Maraş dondurması. En büyük boydan verirsen abi bana. En büyük boydan. Hatta double yap. Olmazsa olmaz. Ben bunları yemeye devam ediyorum. Arkadaşlar dondurmacı Yaşar'a geldik. Çok istenen bir yerdi zaten. Herkes burayı önerdi. Şöyle orijinal Maraş dondurması. En büyük boydan verirsen abi bana. En büyük boydan. Hatta double yaparsan da olur. Sıkıntı olmaz. Oo. En büyük boydan. Hatta double yap. Çok iyi, çok iyi. Yalayarak olmaz şey, diyorsun. Bir deney. Oo, çok özel güzel gözüküyorsun. Şuna bakar mısın ya? Muhteşem. Ne kadar bu şekilde? Hocam bu şekilde 3 top halinde kampanyamız olduğundan ötürü 25 lira. Bu şekilde 3, evet. Bu 3 top mu oluyor, evet, şu an? 3 top 25 TL. Süper. Şöyle bir tadına bakalım. Abi ne yapıyorsun bunu ya? Bunu zaten dediğim abi, gibi. Abi ısırmadan evet. Ye. Eser abi şu dondurmayı ısırmadan evet. Ye ya. Somurarak kesinlikle olmaz. Oo, çok güzelmiş. Afiyet ya. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Gerçekten bak Maraş'ta yediğim dondurmaya çok yakın. Hmm, çok güzel. Teşekkür afiyet ettim. Afiyet olsun. Teşekkür ben bunu ederim. Alayım böyle yürüye yürüye hem yediklerimizi sindirelim biraz ferahlayalım bunun keyfini çıkaralım. Evet şimdi de Seyrantepe Toki konutları içerisinde nereye geldik? Anne eline geldik. Gece lezzetlerinin vazgeçilmezi kokoreç izledi arkadaşlar. Bu da Diyarbakır'da en güzel yapan yerlerden bir tanesi. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Mehmet Usta var. Mehmet Usta nasıl, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şöyle kokorecini almışsın. Evet. Böyle kocaman. Eyvah! Siyah eldiven. Aa, şöyle bize bir dilim kesersen. Tabii hocam, İzmir usulü. İzmir usulü mü, evet, yapıyorsun hocam. Burada? Tamam. Şöyle kapya iki ince dersiz. Dilim kestin. Evet hocam. Tamam, süper. O eklediğin ne oluyor? Kendi özel yağ, perde yağıyla. Perde yağıyla. Evet, sadece özel yağla. Perde yağıyla besledim. Evet. Bu ne pek, evet. Ne oluyor? Uykuluk olarak hocam. Yanında da uykuluktan mı veriyorsun? Onu evet, karıştırıyorsun hocam. Herhalde. İkisini de pişiriyor. Bütün lezzeti veren bu zaten. Süper. Güzel karışım baharatıyla birlikte. Tamam. Izgara da aynı şekilde bu ayrı pişecek. Onları da ızgaraya atıyorsun. Altında közü var zaten. Bunun altında devam ediyor. Burada közle devam ediyor. Tabii. Sen onları iyice harmanladın, evet. İyice birbirine yedirdin, baharat çalışmasına geçtin, pul biber girdi. Evet. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, iyice baharatını yaydın. Evet. Alt taraftan ekmeği çıkardı. Yarım ne kadar veriyorsun sen? Dur bakır, ben fiyatlara karışmam abi. Ben pişirir geçerim diyorsun. 35 lira, evet. Yarımı 35. Ekmeğe de orada değer kattın. Evet. İyice ekmeği, kendi. Onun sosuna iyice buladın. Buradan ekstra da burada. Kızartmaya bıraktın onu. Bizi orada bekleyecek, usul usul çıtırlaşacak. Evet. Şimdi burada da... sen biber de bekliyorsun. Özel biberi, hayır. Biberi yanında meze olarak. Hem meze veriyorsun yanına. Kendi baharatını veriyoruz. Çok güzel ya. Zaten İyice ona da değer ya. Kattın. Şöyle evet, özel ya. Bir tahtan var senin. Maydanozun evet. Yanına burada biberle. Gerisi pişmeye bekliyor. Pişmeyi bekliyoruz. Evet. Nedir ustam? Son durum ne? Son durum ekmeğimizle burada kızardı. Ekmeği orada. Çıtırlaştırdın orada. Üç kısmını da pişireceksin. Şöyle baba özel sen ekmeği nerelere koydun ya? Aslında aldı. Bunları ince ince mi doğuracağız? Yok benimki ince olmasın. İritmeyim seviyorum ben. Bunu ayrıca aldık. Tamam. Onlara devam ediyorum. Pişmeye bıraktın. Bu pişirdiğimiz ne oluyor usta? Atom oluyor. Atom olarak geçiyor değil mi? Burada atom isteyenlere bu şekilde yapıyorsun. Evet, uykulu, klasik, kokoreci. Çok değişik şeyler yaptım. Burada bir şey var, orada bir şey burada var. Burada uykuluk, burada kokoreci kendisi. Kıyımı size kalmış bir şey. Ben kalın kıyım severim. İri kıyım yani daha doğrusu. İri kıyım seviyorum. O zaman tamam, pişti hemen ekmekledin. Uykuluklar ekmeğin arasına girdi. Ondan sonra özel kimyonu. Kimyon. Keki. Pul biberi. Pul biber. Ve tuzunu ilave ettik. Tuz çalışmasını da yaptın. Şimdi burası bitti. İri kıyımlar da orada bizi pişmekte bekliyor. İri kıyımlar devreye giriyor. Onlar da pişti. Güzel şöyle. Efsane bir şey buldu ustam bu ya. Herkese bu şekilde mi? Atom isteyen herkese böyle. Ekmeğini ayrıyetten buradan tekrar ısıtıyoruz o zaman. İşlemden işleme giriyor gördüğünüz gibi. Evet. En son tekrardan çıtırlaşma çalışması. Sonra da afiyetle tüketme bölümü. En sevdiğim bölüm o. Benim de en sevdiğim. Ya şu an bakıyorum. İlk aklıma gelen şey ne oldu biliyor musun? 4 kişilik bir grupsunuz. Yarrağı yediniz bu arada. 4 kişilik bir grup olarak gittiyseniz ve bunca işlem her gelene yapılıyorsa
Bir buçuk saate falan gelecek bu yani. Ekmeklerimiz hazır artık. Tekrar atom kokoreci hazır. Olacak. Sen bir de kenarda şöyle bir şey yap. O sonuncu gelecek kokoreççi aç kaldı ha. O sonuncu arkadaş aç kaldı yani. Tadımlık mı veriyorsun? Evet, aynen öyle bak. Break yazmış. Onun ikramı olsun. Süper. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Evet arkadaşlar. Dördü bir pişer bro, akıllı ol. Nasıl yani? Oğlum adamı niye direkt banladınız? Baktınız mı? Kontrol ettin mi onu? Yani 2 saniye önce açmışlar, banlamışlar da istersen dekont isteyeyim. Neyin dekontu? Bitin dekontu. Şeyi ne zaman açılmış? Yeni takip etmiş, hesabı 2,5 yıl önce açılmış. Abicim adam belki harbiden destekliyor amına koyayım. Daha önce mesaj atmış mı adam? Bakıyorum. Yok, sadece bit. Adam direkt bitte mi girmiş amına koyayım şeye? Yok, şöyle. Şimdi takipçi modu var ya. Yeni evet, takip o yüzden etme. Yazamıyorlar ama bit atabiliyorlar işte. Ha. Ama bitte de bir şey yazmamış. Tamam, size bırakıyorum, gerekli kontrolleri yapın hocam. Sofra. Eğer evet, harbiden adam kendi desteklediyse eyvallah kral, ama kusura bakma. Vallahi artık öyle bir dönemdeyiz ki kurunun yanında yaş da gidiyor amına koyayım. Yun DP abone olmuş. Legolas Türkiye 20. ay. Numan 13. ay. Yiğitao 6. ay. Barkın 10. ay. Lahmacun 6. ay. Doruk 6. ay. Gidora 5. ay, Fırat Dalan 13. ay, Genzo 5. ay, Kado 21. ay. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçtim. Bu arada şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Sadece bunu yersen 35, ama böyle X servis geldiği zaman da 45 veriyor musun? 2 mi oldu? Evet. Hemen hallediyorum hocam. Meksiko. El Salvador. Biberin acılığı. 2x yapıldı hocam. Yaptık bro. Yaptık. Yani bu şekilde 45 TL. Şöyle tutuyorum. O ekmek öyle yerlere girdi ki o kıtır sesi gelmeseydi şaşırırdım yani. O derece. Lokum gibiymiş. Ustam çok güzel pişirmiş. Diyarbakır'da böyle çok kokoreç kültürü yok ama burası gerçekten çok güzelmiş. Özellikle böyle gece çok güzel giden lezzetlerden bir tanesi. Ben de bu lezzeti kaçırmadığım için çok mutluyum ve bu mutluluğun keyfini çıkarıyorum şu an. Esra abi sen niye öyle yiyorsun? Arkadaşlar ya? Diyarbakır deyince aşağı iki doğru tane tatlı ya geliyor akla. Neme, kadayıf ve soğuk baklava. Bunları yemeden günü kapatabilir misin? Kesinlikle hayır. Hemen bu açığı kapatmak gerekiyor. İçeri girelim. Neredeyiz? Sıtkı Usta'dayız. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Ne söyledim? Şöyle bir zaza çayı yediklerini sindirebilmek için inanılmaz lezzetli çay bu. Hem lezzetli hem yediklerini sindiriyorsun. Diğer yanda tabii Diyarbakır'ın sembolü tatlıları. Şöyle kadayıf, fıstıklı kadayıf, klasik soğuk baklava, fıstıklı soğuk baklava. Diğer yanda yanında dondurması, çekirdeğini ikram ediyorlar. Bu masa bu şekilde 57,5 TL. Neyle başlıyorum? Klasik soğuk baklavayla. Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum. Yani birçok yerden soğuk baklava yedim. Ama Diyarbakır'daki gibine kesinlikle ulaşamıyorlar. Soğuk baklavanın çıkış yeri Diyarbakır mı? Chat. Diyarbakır yoluna, hey Diyarbakır yoluna. Bırak içimde gösterelim. İyice chat de hemen alkışlıyor. Hem üstünü hem içini. Chat de hemen alkışlıyor ya amına koyayım. Çok iyi ya. İnanılmaz keyifli. İki tatlıyı yedim. Şöyle bir milleti delirtti komple. Ne yapalım, yolu açalım. Buraya her geldiğimde bu çaydan mutlaka ama mutlaka istiyorum. Tam benim tarzım. Diğer yanda böyle çıtırtılar eşliğinde. Şöyle ne yapıyoruz? Fıstıklı kadayıfımızdan da aldık. İçi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle devam ediyorum. Ye abi ye, bir bitir abi ya, bir bitir. Çok güzel. Şöyle bir tane daha alayım. Abi kameraman. Abi. Abi kameraman. Şöyle birazdan da dondurmamı yiyeyim. Serinleyeceğim, sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar, Dicle kenti Kiev'sinin hemen arasında nereye geldik? Apocum yesene.
Apucum sen değilsene. Hindi çorbacı Recep Usta. Burada ne yapıyorlar? Mercimek çorbasının değerine 12. değer katıyorlar. Nasıl mı? İçerisine et ekliyorlar. Hindinin suyundan ekliyorlar. Farklı çalışmalar yapıyorlar. Efsane bir şey çıkıyor ortaya. Hemen girelim. Başta nasıl yapıldığını göstereyim. Ardından afiyetle tüketelim. Ne yapıyoruz başta? Kavurmamızı bırakıyoruz. Heh, önden böyle kavurmalar. Bu evet. Ne kavurması? Aha! Aragon çorbası geliyor bak. O Yüzüklerin Efendisi'ndeki Aragorn'un içtiği çorbadan geliyor chat. İzleyin şimdi bak. Bu kuzu kavurması ha, kemiksiz. Kuzu kavurması kemiksiz. Evet. Tamam. Sularını yakıyor. Bu ne suyu? Normal kuzunun bu kendi kuzu kavurması suyu. Tamam. Bu hindi kavurma köyü. Abi bir daha sorarsan küfür edecek bu arada. Sonra da soğuk çeşme kavurmamız. Yağından soğuk biraz. Soğuk çeşme kavurması. Bunu yağından aldın sadece. Yağından evet. Tamam. Şimdi ne giriyoruz? Sonra çorbamıza geçiyoruz. Asıl dokunuş burada. Son evet. Dokunuşu da böyle kocaman kazandaki. Boşatıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde usta? 55 TL. Bu şekilde 55'e veriyorsun. 55 TL. Tamam biz de o zaman sofraya geçelim. Bu şifa deposunun, bu lezzetin keyfini çıkaralım. Tamam. Teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle Diyarbakır pidesi, şöyle turşu, yeşilliği, domatesi, soğanı, biberi, limonu hepsini eklemişler. Bence bu çorba şöyle limonu sever bence. Şöyle limonunu ekledi. Abi niye öyle sert yaptı ya? Şuradan göstereyim. Şuna bakın ya. Çok güzel. Şöyle etinden de alıyorum. Yanında böyle çıtır çıtır soğanla. Nasıl yani? Direkt biraz da biberle. Oo. Biraz da biberle. Oo. Apucum insene. Et lokum gibi. İnanılmaz yumuşak. Çok lezzetli ya. El Salvador. İnanılmaz ekstra bir lezzet katmış. Ya benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ya Esen abi o neydi abi Allah aşkına. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Muhteşem gerçekten. Türkiye'de yok diyorsun değil mi? Valla ben de içtiğim en lezzetli çorbalardan bir tanesi. Mercimek çorbası olarak. Süper ama. Bunu mutlaka deneyin diyorum. Ben bunun keyfini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de Dicle kente nereye geldik? Kokoreç çitosuna geldik. Burada ne mi yapıyorlar? Kokoreç de yapıyorlar. Allah diğer Allah. Yanında da çok değişik bir şey var burada. Antrikotu pişiriyorlar böyle ince ince dilim yapıyorlar. Ekmeğin arasına koyuyorlar. Değerine değer katıyorlar. Of. Biz de hemen girelim bu lezzetin keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanında Özgür Usta. Baba sen ne yedin Eser abi? Sen ne yedin? Nasıl gece ya 3'e kadar yiyeceğim dedin. Hadi 12'de 11'de başladın diyelim. Hani 12'de başladın da. 11'de başladın diyelim. Abi yazık ya vallahi bu nasıl ya? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle antrikotları görüyorum. Gözlerim evet, böyle ışıl ışıl parladı. Teşekkür çok ederim. Güzel gözüküyor. Bunu marinasyona yatırmışsın herhalde. Evet doğrudur. Ne yapıyorsun abi? Yine fazla bunu? Ya. İçinde zeytinyağı, tuz tamam. Bir de soda bırakıyoruz. Soda da bırakıyorsun. Evet. Kaç gün bekliyor bu? Bir gün bekliyor. Bir gün boyunca bekliyor ve lokum kıvamına geliyor. Aynen o sodanın öyle. O asidi onu paramparça ediyor. Doğrudur. Muhtemelen. Ne yapacağız abi bugün? Pişireceğiz, afiyetle yiyeceğiz efendim. Süper. O zaman başlayalım mı? Ne dersin? Hemen başlıyoruz. Şöyle kendimize bir parça seçtik. Şöyle güzel bir atlayış yaptı. Bu sese bayılıyorum zaten. Kumanlar eşliğinde bunlar iyice arkalı önlü pişecek. Biz de bunların keyfini çıkaracağız. Evet efendim. Ne kadar abi porsiyonu? Ya dürüm şeklinde yapıyorsun herhalde sen. Ekmek arası da porsiyonda. Porsiyona 2 tane bırakıyoruz 80 lira. Ekmek arasına bir dilim bırakıyoruz 40 lira. Ben ya ekmek buna niye ıy diyorsun bro? Buna niye ıy diyorsun? Bunun ıylık nesi var ya? Nasıl almak istiyorum ki ekmek tabii. Arası 40 TL dedi. Evet. Sadece bu mu giriyor? Antrikot mu giriyor? Başka bir şey giriyor mu ekmeğin arasına? Soğan, domates bırakıyoruz. Köz biber de size göre bırakıyoruz. Çok güzel. O zaman biz de sabırsızlıkla bekliyoruz usta. Tabii. Fiyat iyi bu arada. Bir dakika oldu. Sen dedin ki hatta bir dakika bile olmadı. Ben bunu çevireceğim dedi. Onları ne yapıyorsun? Şöyle bir çevirdin. Bir de diğer taraf pişecek. Ondan sonra bitiyor mu olay? Evet. Ondan sonra dilimleyeceksin herhalde bunu. Yürüyen şeklinde. Evet. Ondan sonra da ekmeğin arasına usul usul girecek bunlar. Evet. Ekmeği aldı. Hemen ikinci istasyona geçeceğim dedin sen. Uy diyen fakirdir. Ya ne alaka kanka sen de millete laf atacağım diye daha da içeri battın ha. Uy diyen fakirdir namına koyayım böyle, ya. En böyle alt kısma böyle soğanından ekledi. Bir parça domates çalışması yapıyorsun sonuna. Çok güzel. Bu kadar değil mi? Başka evet, bir şey girmiyor. Evet başka bir şey girmiyor. Evet hemen etlerin yanına tekrardan geldik. Etimiz de böyle sulu sulu mis gibi. Sen dedin ki bunu böyle dilim dilim keseceğim. Abi demedi öyle bir şey. Vallahi demedi Eser abi. Satırında onu paramparça etti. Sulu sulu mis gibi gözüküyor gerçekten. Ve hemen ardından şöyle ekmeğin arasına usul usul diziyorsun onları da. Ve bu şekilde hazır değil mi usta? Evet usta. Çok güzel. Sağ olun.
üzerine pişmemiş değil arkadaşlar. Ve kekik çalışması da yaptı ve kapatıyorsun. Pişmiş. Budur olay. Evet. Süper. Ekmeği de çıtır halinde getiriyorsun. Lan pişmiş pişmiş. Biz de iyice sabırsızlanıyoruz burada. Ve artık ne yapalım arkadaşlar? Masaya geçelim. Bu güzel lezzetin keyfini çıkaralım. Sağ olasın. Arkadaşlar sofraya geçtim. Neler mi geliyor? Şöyle göstereyim. Yakından çek istiyorsan. Et nefes alıyor. Şöyle közlenmiş biberler, şöyle köz ateşinde pişmiş biberlerimiz var, domateslerimiz, nefes alıyor diyor, biberimiz var. Şöyle tutuyorum bunu, şöyle göstereyim, çıtır çıtır. O pişmiş diyen ateisttir. Olmuş ekmeğimden, şöyle tutarak. Yanında biberi. Bu nasıl? Antrikot da zaten ben bayılırım arkadaşlar. Şöyle alayım bir sade tadalım. Eğer böyle antrikot seviyorsanız bir de böyle ekmek arasında soğanla domatesle beraber bence bunu deneyin derim. Gerçekten çok keyifli. Evet arkadaşlar şimdi de paçacı Esat Usta'ya geldik. Burada 14. Ne yiyeceğiz? Kelle yiyeceğiz arkadaşlar. Kellenin keyfini çıkarmak istiyorum. Ya şu adamın bir yüzündeki mutluluğa bakar Esat mısınız Usta'ya ya? Esat Usta'ya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Kelle. Ya şu adamın yüzündeki mutluluğa bakar mısın abi? Böyle bir ya çok seviyor oğlum adam. Vallahi Eser abi bu yemek işini çok seviyor ya. Ne yiyeceğiz arkadaşlar? Kellenin keyfini çıkarmak istiyorum. Kelleyi de çok seviyorum. Hemen girelim içeri. Geldin, kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Kelleyi önüne almışsın. Aynen. Ne yapacağız bunu şimdi? Şimdi bunu ağızdan çıkartacağım, sizi ayıklayacağım. Başta yola gözünü aldı. Bak şimdi aldı. Buna bütün herkes iyi diyecek. İki gözü çıkardı. En lezzetli yer zaten gözü değil mi? Herkes. Aynen. Bak herkes. Ziyanet etmeden. Aynen. Şöyle. İnatçı çıktı biraz herhalde. Aynen. Çok güzel. Yanakları alıyoruz şimdi. Aynen. De. Bunu böyle özenle. Başta nasıl pişiyor bu? Başta önce bunu tertemiz, bunu sıcak suyun içine koyuyoruz. Şimdi bütün pisliği, sonra kanı manı gidince. Hepsi gidiyor. Sonra tadı bembeyaz oluyor. Aynen. Tertemiz yapıyoruz. Sonra sıcak suyun içine koyup kaynatıyoruz. Sıcak suyun içinde, aynen, sosuyla beraber. Kaç saat kaynıyor bu ortalama? Tahmini söyledi 3. Of, o dişleri var ya, o dişleri o. Bak o dişleri kıt kıt kıt. Saat, 3 saat boyunca, aynen, bunu iyice kaynatıyorsun. İyice, aynen, kıvama getiriyor. Lokum kıvamına geliyor. Aynen. Ondan sonra da bu şekilde iyice, aynen, bir didikliyorsun. Sonra afiyetle tüketiyorsun. Aynen. Yanlış mı? Aynen, hayır, haklısınız. Süper. Kemiklerini, aynen, büyük bir özenle dikkatlice ayıklayıp. Kelleyi Muratoviç hazırlıyor bu. Hep şöyle, aynen, bir tabağa sunumunu yapacağım, aynen, bize. Daha sonra bu ikinci işlemden de geçecek yanlış bilmiyorsan. Yanık! Taş fırına mı gidiyor bu? Fırına gidiyor ondan sonra. Fırına. Taş fırına, aynen, da gönderiyorsun. Değerine değer katıyorsun. Aynen. Sosunu ekliyorum, fırına gönderiyorum. Süper. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman seni. Evet, şöyle yanaklarını ayıkladın. Aynen. Şimdi dilde sıra. Dilin, aynen, o yüzeyini, aynen, ne yapıyorsun? Alıyorsun değil mi? Aynen, alıyorum. Aynen. Yüzeyini alacaksın. İşte kemikler, kemikler, şeyleri. Çok güzel. Alıyorum tertemiz. Evet, dili aldın, ekledin. Şimdi de beyinde sıra. Aynen. Sen elinle, aynen, böyle parçalıyorsun. Aynen. Çok güzel piştiğinin bir, aynen, göstergesi zaten, aynen, burada. Şöyle tabağına vurdurdun onu. Oh, beyinler de çıktı. Lokum gibi arkadaşlar. Şuna bakın, mis gibi. O zarını bile ayıklıyorsun. Beyin yenmez mi? Bu beyin yenmez. Yemez mi lan o beyin? O dışındaki zarı ayıkma. O beyinle gözyağı birleş. Tertemiz böyle pasparlak, aynen, bir şekilde koyuyorsun buraya. Aynen. Bu beyinler de girecek, ondan, aynen, sonra bitiyor. Ne kadar bu tabak bu şekilde? 114 lira değil mi bu şekilde? Aynen. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Aynen. Şöyle sosundan, aynen, üzerine yediriyorsun. Aynen. Bu değerine değer katma oluyor arkadaşlar. İyice sosa yedirdin sen onu. Hemen ardından bu şemi fırına gönderiyorum. Hemen fırına geçiyoruz değil mi bundan sonra? Aynen. Süper. Evet, diğer taş fırının önüne geldik. Aynen, fırına atıyoruz. Hemen fırına gönderdik bunu. Evet, şöyle bir odun ateşi arkadaşlar, şöyle gösterelim. Mis gibi odun ateşinde iyice kıvama gelecek. Sonra, aynen, biz de sofraya, aynen, geçeceğiz. Teşekkür, aynen, ettik. Aynen. Evet arkadaşlar, sofraya geçin. Böyle dolu dolu bir masa geliyor. Herkesi bu şekilde geliyormuş. Şöyle neyimiz var? Rokamız var, domatesimiz var, maydanoz var, turşular var ve paça suyu da yanına geliyor. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim, mis gibi. Apucum şöyle bir yaklaş istiyorsan. Şöyle tutuyoruz. Abi ateş. Afiyetle tüketiyoruz. Bak, oh, bütün kokoreç yedim. Şırdan yedim. Mumbar yedim. İşkembe içtim. Vesaire. Ama şu olaya bir giremedim abi. Vallahi giremedim. Yok, kendimde o cesareti bulamadım ya chat. Bulamadım abi. Ne söğüş yedim ne de böyle şey olarak yedim yani. Kendimde o cesareti bulamıyorum abi ben. Yani burada şırdan da yersin, mumbar da yersin, paçanı da içersin. Ben şöyle söylüyorum, şırdan ve mumbarı bence Diyarbakır'da yiyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi burası. Şöyle paça suyundan da bir alalım şöyle.
Hatta yanında şöyle sarımsak sosu getiriyorlar. Üzerine ekliyorsun. Başta bunu getiriyorlar. Önden böyle kelle gelene kadar sıcak sıcak böyle bunu içiyorsun. Bir yolu açıyorsun. Sonra hemen ardından kellenin keyfini şöyle bir çıkarıyorsun. Bu dolu dolu masanın biz keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, kapanış için nereye geldim? Ya hayır ya, 15 mi oldu? 15 mi? Kazandım. Ya 15. Kanka 1 ile kaybettim ya. Ben 15 mi demiştim, 16 mı lan? 16 dedin sen. 10 gözlü köprüdeyim. Şöyle çayımı aldım. Şu an saat kaç, şöyle göstereyim. Saatimiz şöyle gözüküyor mu? 2.30 arkadaşlar. 2.33. 8'de başladık. Böyle 6-6.5 saattir durmadan ne yaptık? Tüm Diyarbakır'ın tadını çıkardık. Ve son olarak da şöyle çayımdan alayım. Şöyle biraz yediklerimizi sindirelim. Burada 8-10 bardak çay içersin. Neden dolayı? Efe, Berke hazırladı mı? 21 yazdım. He? Ahmet, Berke hazırladı mı? Vallahi Berkeciğim hazır mı? Hazır. E hadi o zaman, hadi o zaman. Kaç oldu Jirox? Kanka 1 ile kaybettim bu sefer ya. Kaç vermiş? 15. 15 santimmiş. Yok benimki değil. Eser abi 15 öğün yedi Eser abi. Eser abininki 15 santimmiş. Yani Eser abininki 15 santim değil. Eser abi 15 yedi, 15. Biz 1 santimle kaçırmış. Eser abi yürüse var ya, başaklar 10 metre sallanırlar. Muhteşem. Gündüz çok sıcaktı. Ama şu an böyle suyun kenarında şöyle apocan. Şöyle bir çayı saydık mı falan değil chat. Şey sayıyoruz. Gittiği yerleri sayıyoruz. Kenardan göster istiyorum. Bir yandan su sesi. Diğer yandan 10 gözlü köprü. Su sesi. Şılap. Şılap. Water song. Manzarası. Bakır bu anlamda. Çok yaşa. Çok yaşa. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki de böyle doya öyle doya tadını çıkarabileceğim diğer Diyarbakır videosunun belki de sonuncusu diyar olabilir. Diyarbakır yoluma. İnanılmaz derecede üzgünüm bu anlamda. Bir yandan sevinçliyim. Kendime bu sevdalar boşuma. 5 yılım Diyarbakır'da geçti. Diyarbakır insanı gerçekten inanılmaz iyi niyetli. İnanılmaz yardımsız. Sever. Pırlanta gibi yani. Şehir desen inanılmaz güzel. Doğa güzellikleri, yemek yemeği, her şeyi 10 numara. Kendi Eser abi Discord'dan atsanıza. Hepsinden ayrılacağım için inanılmaz üzgünüm yani o anlamda. Çünkü Diyarbakır'da birçok anı biriktirdi. Öğrencilerle, takipçilerle buluşmalar yaptı. Orospu çocuğu. Beni niye atıyorsun? Çok güzel arkadaşlıklar elde ettiğimi düşünüyorum. Hepsi de benim için çok değerli. Sizler benim için çok değerlisiniz. Diyarbakır abi benim için çok değerli. Diyarbakır benim için çok çok önemli. YouTube'a ilk başladığım abi vallahi anladık ya. Bölge burası. Diyarbakır abi bana çok sahip çıktı. Ben de onlara elimden geldiğince Diyarbakır'ı çok durun lan oğlum, Eser abi taşınıyor Diyarbakır'dan. Güzel tanıttığımı düşünüyorum. Umarım da faydası olmuştur diyorum. Çok güzel bir videoyla sonucu kapatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi inanılmaz duygusal anlar yaşıyorum. Çok şeyim yani, içim buruk. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diyarbakır. Nereye taşındı Eser abi? Her zaman geleceğim ama Atlantik dediğim gibi var. Son videoydu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanka bu arada taşınsa hiç gelmiş. Bir şey diyeceğim. Şakasız taşınsa hiç şey yapmam. Çünkü kalmadı yani, Türkiye'de yiyecek kalmadı, kalmadı yiyecek. Abim şey. Vallahi biz de 30'unda İstanbul'dayız ya. Oğlum ayırmışındır umarım bizi yer. Bir şey diyeceğim, bu niye? Aha benim kulaklık bozuldu ha Efes. Nasıl yani? Öf ya. Bayağı duymuyorum bizi. Yeni kulaklık çıktı ya sesleri, sen onu istiyor. Onu istiyor ben ama. Ya bizi havaalanından alır mısın sen? Oğlum. Demiyor ki. Bunlar şarj olmadı.